Eritrosit yani kan tahlilinde RBC yüksekliği nedir, düşüklüğü nedir, niye olur ve yüksekliği nasıl düşürülür, düşüklüğü nasıl yükseltilir bunu konuşalım arkadaşlar. Öncelikle eritrosit nedir onu söyleyelim. Kanımızda bulunan bir hücre bu eritrosit. Kırmızı kan hücresi de diyoruz tıp dilinde. Eritrosit halk arasında alyuvar da deniyor. Bunun görevi arkadaşlar içindeki hemoglobinle dokulara oksijeni taşımak. Onun için önemli bir hücre. Peki hemoglobin düşükse ne gibi belirtiler olur? Eritrosit seviyeniz düşükse arkadaşlar yorgunluk, nefes darlığı, uyku hali, çarpıntı, baş dönmesi ve soluk bir cilt ana belirtiler olur. Eritrosit seviyeniz yüksekse yine yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrıları, özellikle avuç içi ve ayak tabanında hassasiyet, özellikle yine banyodan sonra vücudunuzda bir kaşıntı hali ve uyku bozuklukları görülebilir. Peki eritrosit seviyesi ne olmalı arkadaşlar? Bu tabii yaşa ve cinse göre değişir. Çocuklarda 4 ila 5,5 milyon mikrolitre başına milyon. Kadınlarda 4,2 5,4, erkeklerde biraz daha fazladır. 4,7 6,1 arası normal kabul edilir. Bunun altı artık anemi yani kansızlığa, bunun üstü polisemi olarak adlandırılır arkadaşlar. Peki eritrosit düşüklüğü niye olur? Biraz bundan bahsedelim. Birincisi beslenme eksikliği. Nedir bunlar? Eritrosit için bakır, folik asit, B6, B12 gibi vitaminler gerekli. Bunlar düşükse eritrosit seviyeniz düşer. Onun dışında kemik iliği yetmezliği, özellikle aplastik anemi denen bir kansızlıkta kullanılan bir takım ilaçlar, virüs hasarı, toksinler, radyoterapi alma gibi durumlarda eritrosit düşer. Hemoroid dediğimiz kanın bir takım nedenlerle parçalanması durumunda da eritrosit seviyeniz düşer. Özellikle otoimmün hastalıklar, bir takım enfeksiyonlar ve orak hücreli anemi denen bir hastalıkta yine bu hemoroid görülür. Ve uzun süreli yani kronik hastalıklarda eritrosit seviyeniz düşer arkadaşlar. Bu kronik hastalıklara örnek kronik böbrek yetmezliği, romatoid artrit, lupus, tüberküloz, HIV, lösemi, bir takım kanserler, ülseratif kolit ve Crohn gibi bağırsak hastalıkları bunlar eritrosit seviyenizi düşürebilir. Yine vücut içindeki kanamalar travmaya bağlı ya da işte bağırsak kanamaları, gebelik, tiroid hastalıkları ve kullandığınız bir takım ilaçlar, özellikle kanser ilaçları, kloramfenikol, kinidin gibi bir takım ilaçlar eritrosit seviyenizi düşürür arkadaşlar. Peki eritrosit seviyeniz niye yükselir? Çok yüksek değerler genelde bir genetik hastalık var. Polisemi vera diye bu kemik iliğinde fazla eritrosit yapımıyla giden bir hastalık onu düşündürür. Onun dışında kalp yetmezliği, KOAH, uyku apnesi, böbrek kisti, böbrek kanseri, karaciğer kanseri, kullanılan gentamisin, metildopa, steroidler, idrar söktürücü ilaçlar, yine sigara içimi ve yüksek yerde özellikle dağlık yerlerde yaşama ve vücudun susuz kalması yani dehidratasyon durumlarında eritrosit seviyeniz artabilir ama çok yüksek değerlerde genellikle polisemi vera denen bir genetik hastalık akla gelir. Peki eritrosit seviyeniz düşük arkadaşlar bu nasıl yükseltilir? Doktorunuz nedeni bulur ona göre bir tedavi planı düzenler. İşte eksiklik varsa folik asit eksikse folik asit, B12 eksikse B12, demir eksikse demir tedavisi verebilir. Saydığım hastalıklar varsa o hastalıkların giderilmesi yine eritrosit seviyenizin yükselmesini sağlar. Yüksekse nasıl düşürülür arkadaşlar? İşte saydığım durumlar giderilirse yine düşer. Mesela sigara içiyorsanız bırakırsanız, vücudunuz uzun süre susuz kalmışsa, yeterince su alırsa yine eritrosit seviyeniz düşer. Kullandığınız ilaçlar varsa, o ilaçlara bağlıysa ilaçları kesmeniz, işte böbrek kanseri varsa onun tedavisi falan. KOAH varsa KOAH'ın düzenli tedavisi. Kalp yetmezliği varsa bunun işte azaltılması gibi önlemlerle zaten eritrosit seviyeniz düşecektir. Yani tamamen nedene bağlı olarak seviye kontrol edilir. Evet, eritrosit de bu arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Oksijen taşıyan hücremiz niye yükselir, niye düşer? Bunu da öğrendik.
Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda arkadaşlar size çok önemli bir test olan glikoz, yani açlık kan şekeri ya da tokluk kan şekeri testini anlatacağım. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.